Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fiyatlı Köfte 2'nin 7. bölümüne hoş geldiniz. Yanında Big Boss Cursor Salih ve Ash var. İlk defa sen... Hi. İlk defa senin adı takılmadan okuyabildim. Evet. Ve bu arada iki şey yaptım. Birincisi LV Transformer, diğeri Plate Landing Machine. Ki iki tane kompresör şu şekilde craft ediliyorlar. Bir tane bundan bolca circuit ve bol vesaire vesaire istiyorum. LV Transformer yapmamın sebebi bunun çıkışı 128, yani medium voltaj. Eğer bunu bu makineye bağlarsam, ki bu 32 kullanıyor yani low voltaj, patlar. O yüzden şunu şöyle göstereyim. Şu 3 noktalı giriş, 3 noktalı kısım medium voltajı alacak kısım. Tek noktalı kısımlar ise low voltajı vereceği kısım. Evet ve... Gaz ağımız mübarek ola! Evet, Plate Landing Machine'imiz çalışıyor. Aslında dur. Aklıma başka bir fikir geldi. Enerji dolaşımını neden üstten yapmıyorum? Bu arada Great Take Wrench'leriyle şu konuma tıklarsam eğer yukarıya döner, şuraya tıklarsam böyle döner, şöyle falan filan gibi saçma bir durum söz konusu. Onu biraz kurcalayarak kendiniz keşfetmelisiniz. Great Take Wrench'leri ilginçtir. Fazla ilginçtir. Plate Landing Machine'imizi koyduk. Ash, neden left the game olup duruyorsun? Bilmiyorum, JavaSocket hatası verip duruyor. Peki, Plate Landing Machine'i neden yaptık? Salih, neden yaptık? Advanced cihazlar için mi? He? Advanced cihazlara geçmek için mi? Evet. Basit bir örnek gösterecek olursak eğer... Normalde 2'ye 1'di ya oran. Artık 1'e 1. Crafting'i daha uzun sürüyor ama. Şöyle bir stack plate yapıma bırakalım. Oysa da neyle uğraşabiliriz? Fuel'larımız da hazırlanıyor ve oil'larımız bayağı bir doldu. MC üretimini arttırabiliriz. Senin MC üretimin mi vardı? Yok. Yani MC üretimi yapabiliriz. Ya senin bence problem... Power Suit mi bir şey yapıyor ya? Olabilir. Bir bakayım, çıkarayım onları. Sen bir force update yapmayı denesene. Launcher mı? Hı hı. Tamam. Evet. Peki, Plate Landing Machine'in yanına ek olarak hangi makineyi yapabiliriz şu an? Kompresör. Tabii ki kompresör. Machine block, stone ve circuit gerektiriyor. Hepsi var. Machine block. Sende bol bol olan smooth stone var. Aynen. Kabustan olmamasına çok memnun oldum. Tamam, bir force update yapayım. Yap yap. Evet. Ve kompresörümüz de hazır ama otomatik kompresör elimizdeki. Greg Tech versiyonu. Ama Greg Tech versiyonu. Farklı bir enerji mi kullanıyorlar? Ne? Farklı bir enerji sistemi mi kullanıyorlar? Hayır, EU. Ama evet. Seni normale çevireceğim ya. Çünkü senin overclock'un işkence. Evet. Artık advanced makinelere geçmek için tüm imkanlarımız mevcut. Advanced makinelere geçmek için bize ne lazım?
Kömür tozun? Hayır. Ama kömür tozu. Neden gözükmüyorsun sen burada? Love Girl'ı buldum. Tebrikler! Ender termik pompu kurduktan sonra ne yapayım ben bunu? Bilmem. Kendine tebrikler diyebilirsin. Kurutur kurutur obsidyen diyerek hazırım. İmvar. Burası nasıl yapabiliriz? Evet, tamamdır. Biraz kapır alalım ve şunları da kullanalım. Ve bu şekilde brass yapalım. Brass deyince aklıma red power geldi. Zaten orada da vardı brass. Ve o brass da geçerliydi. Greg Tech'te. Yine sıra Invar'a ihtiyacım olacak. Invar için Nikel'e. Invar'ım zaten varmış biraz ama biraz daha lazım. En sonunda gerçek amacı için nikel uncraft ettim. Ve biz bir yandan şunları bekleyelim. Ve geri döndüm. Tüm plate'lerimiz hazır. Invar plate. Tin plate ve brass plate. Bunlar bize ne olarak dönecek? Yolsu elektrik. Hayır, mix metal ingot. Bu esnada... O da yolsu elektrik demek zaten. Evet. Şunun işlemle yöntemlerine bir bakacağım. Kompresör recipe'si duruyor mu? Diye. Ben denedim, duruyor. Duruyor mu? Benim induction furnace'ı kompresörde yaptım. Ha tamam. Evet, kompresör recipe'si de duruyor. Plate man machine recipe'si de duruyor. Hangisi daha hızlı ona da bir bakalım. Muhtemelen plate bending machine daha hızlı olur. Havada karada. Bayağı yavaştı çünkü kompresör. Havada karada geçiyor. Evet. Bu sayede advanced alloylarımız da hazırlanıyor. Bu sayede gelişmiş makineleri yapabileceğiz. Woohoo. Aa, bu arada ufak bir bilgi. Bundan sonra böyle çoğu makinenin craftingini mesela plate mending machine'e yaptığım gibi kamera dışında yapacağım. Hani mantıklı. Bu böyle devam etmeyi istiyorsanız devam et deyin. Eğer yok biz izleriz diyorsan izleriz deyin. Evet. Zaten resipilere ulaşılıyor neyle rahatlıkla. Hani resipileri zaten AI'den görebiliyorsunuz. Ve zaman kaybı. Evet. Bakın bu sayede ne kadar gayet hızlı ilerledik. Bölümün daha başındayız. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen yorumlarda artık server IP'sini sormayın. Çünkü server kapalı bir server. Asla alınmayacaksınız. Server IP'si yok. Biz Wingardium Leviosa deyip giriyoruz. İşte eşten cevap geldi. Verdin sırrımızı adamlar girecek. Ne? Verdin sırrımızı şimdi herkes girecek. Ya pardon, özür dilerim. Eş sen demin ne dedin en son? Onu diyemedim. Bir deneyin dedim, giriyorlar. Sana hala hoş geldiniz deriz. Sonra da banlarız. Birkaç resep yaptırırız, ondan sonra banlarız. Ha evet. Biraz da diamond falan kazdırırız. Evet.
Faked geldi gene. Evet. Siz de gelin şöyle. Dizel jeneratörlere dizel bağlayak. Evet. Dizel jeneratörlerimiz artık benzin bağlı. Ama MC yürü... hemen geliyoruz. Ve geri döndük. Ve artık yanımızda bir adet fake dead var. Evet. Evet. Dizel jeneratörlerimizi de bağlamadığımıza göre şimdi ne yapalım? Burada... Advanced alloylarımız da hazırlanıyor. Benim başka ne yapmam lazım? MJ üretmem lazım. Benim en büyük sıkıntım bu şu an. Ya boş ver, çek workshop'tan. Workshop'tan alıyorum, yetmiyor. Normal. Gerçi workshop şu an otomatik çalışıyor ama. Ne? Workshop otomatik çalışıyor ve 100 MJ veriyor dışarıya. Ha. O zaman şu an bana teorik olarak yetmesi lazım da neden tam hız çalışmıyorsunuz siz? Daha başka bir de workshop'da enerji çekiyorsa bölünüyor. Yani. O yüzden benim kendi enerji üretimimi yapmam lazım. Ama neyle yapacağım onu düşünüyorum. Combustion Engine gidebilirim. Olabilir. Force Engine'le gidebilirsin. İçine şey koyarsın. Ne? Benzin koyarsın. Olabilir. Ne kadar verimlilik veriyor? Aynı. Ama içine süt katarak iki katına çıkarabilirsin. Ha. Bir de arılarla bir sıvı varmış. O sütten çok daha fazla yapıyor. Crush Dice. Evet. Onu da elde edebilirim hani. Onu elde etmek bayağı uzun sürer ya. Evet, o da var. İlerleyen zamanlarda elde edebilirim. Bir bakalım. Bir de onun için kar da lazım. Hı? Snowball lazım onun için. Evet. Artı karlardan gelen, ya arılardan gelen kar, karımsı şey. Için engine besbilirim. Bu arada sizin süt sistemine dadanabilirim değil mi? Ne dadanabilirsin, o 30 tane falan force engine'i kaldırıyor. Ha tamam. O zaman force engine için bana ne lazım? Oy. Force gear. Force gear için tabii ki de force gem lazım. Şey. Forcing lazım. Ve forcing lazım. Cobblestone lazım. Ne? Cobblestone lazım. O cobblestone ayrı. Şimdi ben forcing'lerimin hepsini ne yapmıştım? Ne yaptın? Ne yaptım? Ne yapmış olabilirsin ki? Tahmin ICT et. Kullanan adamsın. Hı? ICT kullanan adamsın. Gear'dan başka ne yapmış olabilirsin? Aslında Gear'dan... Şurada bolca force ingot varmış, dadanıyorum. Devre yapmışsındır. Yep. Ooo, diamond. Ooo, diamond. Ya o kadar diamond harcadım, lapis harcadım, controller yaptım. Yine vanilla craft ile hallettim işimi. Tebrikler. Bu kadar olur mu ya? Oluyormuş. Leş vanilla böyle. Firestone torçlu bir cobblestone kullandım. Şimdi bana... Cobblestone. Cobblestone. Bu arada Faked. Evet. Cobblestone sıkıntısı yaşıyorum. Workshop'ta olması lazım. Workshop'ta sınırsız üretimi var aslında da. Evet. Ben dedim al bir varıcı git diye. Form süreçte yok, var 52 top. Yani.
O böyle bir 15-20 dakikada senin aldığını tekrar öğretir zaten. Şimdi sonunda buraya Applied Energistics şeyini kuruyorum. Server'da zaten şu an Applied Energistics'e geçememiş tek kişi benim. Ya ben Galiba. kullanmamaya yemin ettim. Seni saymıyoruz zaten. Ama bilmiyorum, yeminimi bozabilirim herhalde. O konfora Alıştıktan sonra insan vazgeçemiyor. Arıyor böyle. 22 unit kaç MC'ye denk geliyor yaklaşık? Bayağı bir MC'ye denk geliyor. Öyle mi? Ya dur, Kadar değil 20, ya. 22 unit. Yok pardon, gelmiyor. Yok yok. Dur, 4,5 MC gibi bir şey. Ha tamam. Bir engine yeterli yani ona. Yalnız benim Kaç eski şey, server resetlenmeden önceki AE Network'ümün kullandığı enerji geldi aklıma. Kaç? 200 mü? Neydi? 300 unit. 300 mü? Peki. Abartmıştım onda. Ya aslında bizim 1.5.2'deki serverda o kadar çok harcamıyordu. Çünkü bizde 8-10 tane falan vardı MV Controller. Her biri ayrı bir sistem. Böyle aralar ayrı bir sistem falan kurmuştu diye söyledi. Bende de öyle vardı. Ama hepsi aynı yerden güç alıyordu. Yok, bunda hepsi ayrı yerlerden güç alıyordu. O yüzden hepsi böyle 50-60 falandı. Ama toplamda Eder. 300 eder bizimki de. Rahat eder yani. En son evet, ikinci bilgisayar falan yapacaktı. şimdi ney? İkinci bilgisayar. Neden ikinci bir Mac yapma ihtiyacı duydunuz? Ya şimdi bütün forestlerinin itemları vesaireleri, cihazları başka bir yerdeydi. Onun emin network bir de başka bir yerdeydi. Dolayısıyla onun da bir Mac'a ihtiyacı vardı. Ben direkt sadece işleme kısmını ayrı yaptırıyorum. Geri kalanını aynı yerde depoluyorum. Şimdi benim wood Wood farm var ama wood sıkıntısı çekiyorum ben de. Çünkü hepsi kömür oluyor. yetmedi. Herhangi bir ekstra üretim de mevcut değil galiba. Değil. Tamamdır. 10 tane Force Engine yaptım. İşimi görür değil mi? Görür. Evet, fazlasıyla. Biz Tamamdır. uzun zamandır 5 tane Force Engine'i idare ediyoruz yani. Gayet de yetiyor fazlasıyla. Ya Tamamdır. 6 tane Force Engine ile Quarry çalıştırabiliyorsun. Bayağı hızlı çalışıyor. Neredeyse mantıklı. Şimdi benim conduitler nerede? İkimizde. Burada. O da olabilir. Hepimiz enerji konutuyuz. Geldim. Ujgi'ye mısın beyav? Köfte benim şey, ben force update dedim de bu sefer mod paketi update etmeye kalktı. Ben de çıktım azıcıklığına. Neyi? Force update deyince mod paketi update etmeye Ya mod kalktı. pack'i update etmen lazım zaten. Ama sonra şey olmasın. Konflikler Greklik. falan. Sadece Greg'le uğraşacaksın. O da biz veririk. Tamam, yaparım birazdan. Huh. Game dev'i açtım. Bir iki tane yeni kadar bir oynayayım, gelirim oraya. Ve şimdi bana ne lazım? Obsidian. Nereye abi? Obsidian. Siz şöyle gidin ya. Şu an circuitlere ihtiyacım olmadığını hesaba katarsak siz gidebilirsiniz. Ben bir süreye bakıyorum. Ve burada Blaze kesmekle meşgulüm. Bir tane daha lazım. Spawn ol. Valla ben Muhammed'den çördüm. Kullandığım Ender tankları.
Ben de mi öyle yapsaydım? Heh. Onun Blaze Foundry sana çalışıyor. Aa. Neyse. Evet. Ya bana bir stack rot lazım şu anda. Rot değil de Foundry. Spawner'ı ben koyuyorum workshop'a. Workshop'taki sorun chest'lerden bir tanesinde. Sorun chest hani. Başka ne isim koyabiliriz? Sen de bu. Tamamdır. Workshop'taki Ender Tank'ın ne tankı? Beyaz beyaz siyah, tamam. Ne tankıydı o? O süt. Süt tankı mı? Beyaz beyaz siyah diye hatırlıyorum. Evet, beyaz beyaz siyah. Süt. Evet. Ender tankı kırmaya üşenip force wrench'le aldım. Ama kırsam daha iyiymiş. Niye? Yönü. Bu arada iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Evet. Böyle çalıştırayım biraz onu şimdi. Çok zengin. Yani. Ne yapayım? Gel geliş var diyeceğim şimdi. Benim bu oraları ayrım yapmam şartmış. Dükü daklar gelin. Tekrar kutlayayım. Rock Crusher'ın basitliğini. Smooth stone'larım gelin buraya. By the power of the smooth stone. Aa, bir block of steel lazımmış 4 tanesi için. Neyi? Crafting terminal kadar insanı rahatlatan bir şey yok ya. Katılıyorum. Hatırlatmasanız olmaz. Yok, var. Ne? Mak. Ha. O da crafting terminal. İçim acıyor, kullanmayacağım diye. Vanilla Railcraft gitmenin sıkıntıları. 12 tane diamond lazımmış bana. Bende 36 diamond var. 3 tane rock crusher kurabilirim. Oh yeah. Ama neden kurayım? Yani. Fuel ve sütümüz bağlandı. Eden salaylarımız da hazırmış. Ve geriye ne kalıyor? Geriye ne kalıyor diye sordum size. Ben öyle laf arasında söylediğini zannettim. Motorları koydum, sütü ve benzini bağladım. Ne kalıyor geriye? Redstone vereceksin. Çok sıcak. Redstone'u neyle vereceğim? Bilmiyorum, lever'la ver. Gate'lerle. Redstone brain vardı, onu ver. Gate'lerle mi vereceksin? Yep. İstemediğimde çalışmasını istemiyorum. İnanılmaz kastırdıydı beni bu arada. Ne? Bir türlü istediğim gibi çalışmıyor herhalde. Ya şimdi sen de yaşayacaksın aynı problemi. Yalnız aynı sistemi ben 70 kere döşedim. İyi o zaman. Ya da sadece çalışmasını istediğimde çalışmasını mı sağlasam diyeceğim de. Ah, boşver. Sen bana elektrim de lazım. 147 diamond olmuş bizde. Oo, güzel. Ben farkında değilim, o toplamış aşağı inip. OP işte.
Matmak. Ve o hala şey, ah. İlk gün bu ders, ilk saniye dakikalarda bulduğu şu portal gunun lafını ediyor. Evet, hala aynı şeyi söylüyor sürekli. Benim portal gunum vardı. En sonunda kestirteceksiniz adama şeyi. Nether'ı. Olduğu gibi parçalayacağım bütün Nether skalları teker teker. 8-10 tane Wither keseceğim olacak. Bu arada daha Ant'teki ejderhayı öldüren olmadı değil mi? Yok. Onu kamera karşısında hep beraber öldürelim diyoruz. Evet, tamam. Arkadan indi çizimde Dragon çalalım hatta. Ay! Ya da Dragonborn Comes'tan çalabiliriz. Dragonborn Comes. Çok ilginç bir bug var bu oyunda. Bazen kırdığım şeyleri kırdığımı algılamıyor. O bir server bug'ı, meşhur bir server bug'ı. Orada var ama göremiyorsun, kıramıyorsun falan filan. Neyse. Geliyorum ben şimdi gereken malzemeleri düşündükten sonra ve hazırladıktan sonra. Ve geri döndük. Bu sefer yanımızda Kalimera ve Gülser de var. Merhaba. Merhaba. Evet ve şimdi... 4 tane... Redstone enerji sel hazırladım. 2 tane gate. Ve bana wrench lazım. Aa, bu wrench'i kabul etmeyecekti. Force wrench umarım olur. Olmuyor. Gidip Omni wrench craft edeceğiz. Ne güzel değil mi? Ne iş ettin? Neyle uğraşıyordun da olmadı? Şey, MFR kablolarını renklendireceğim. Ha. MFR'ın kendi branch'i mi var? Galiba var. Arkadaş ipini koparan renk çarpmış. Aynen. Rozumuz var mı? Var. Cehennemi kurutmaya gidiyorum. Sizler gidebilirsiniz. Bir tane diamond. Bir tane de... Soğuk sen toplayan oldu mu? Bende var. Ne kadar ah. Var? Ayş. Ne kadar var? Bir saniye bakayım hemen. 2,5 stack. Ya tutsan onları bana yetmez o. Bende de olması lazım biraz. Yok bir rast geçer. Şuradan evet. Bir gospel shovel yapayım kendime. Omni wrench'imiz de hazır. Artık olmayan wrench tipi kalmayacak bende. Orange. Ya on direnç her işini görür zaten. Greg de makinelerinde çalışmıyor. Çünkü Greg. Çünkü Greg. Evet. Bu iki farklı renklendirme yapmamın sebebine gelecek olursak... Altan... Yardak diyeceğim de olmuyor. Neyse ben şunları bir değiştireyim en azından. Geçiyorlar seni alalım. Tamamdır. Tamamdır. Böyle güzel bir arkadaş hazırladık. Bu sayede enerji ihtiyacına göre çalışacak kendileri. Evet ve sen... Can store energy, redstone sinyal. Can store energy... Ya dur. No energy. Tamamdır. Ve ardından siz de bir yere aktarılacaksınız.
şu diğer iki redstone enerjisi elimize. Tabii ikiniz de %100 çıkışı ayarlayalım. Ve redstone'a tepki vermeyin. Evet. Artık istemli çalışma, ihtiyaç duyulduğunda çalışma mantığımız oturuyor. Aşağıdaki redstone seller dolmadığı takdirde çalışmayacaklar. Huh. Geriye torçları yerleştirmek kaldı. Evet, sanırım bu... Torç. Neden? Işık. Evet. Artık MJ'yi de üretiyoruz. Ve bunun anlamı... MJ üretmemizin anlamı ne demek? Thermal Expansion cihazlarını kullanacaksın artık. Hayır. O da var da. Yani. Workshop Power'ı... Yok, Workshop Power'ı artık kullanmayacağım. Ha, iyi. Artık muhtaç değilim sizin o aciz gücünüze. Ben zaten sabote ettim onu. Tam zamanında evet. Yapmışım o zaman. 100 emcül, 100 emcülden fazla şey etmiyor, vermiyor. Ha. Tamamdır. Evet. Neyse, bölümü burada bitireyim ben. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.